Gerçek Futbol'dan merhabalar. Bugün Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağız. Birçok isim dolaşıyor. Rakipleri de duyuyoruz. Fenerbahçe'nin özellikle dünyaca ünlü isimler peşinde. Mesut geldi, gelecek haberleri var. Keza Beşiktaş'ta da Mancuk haberleri dolaşıyor. Mutlaka ki başka takviyeler de yapacaktır. Galatasaray yönetiminin de artık taraftarını biraz daha heyecanlandıran isimlere yönelmesi lazım gibi geliyor bana. Murat, son transfer haberlerini, Galatasaray'ın gündemdeki isimleri sıralayabilir misin? Üzerlerinden teker teker geçelim. Evet, başlangıçta belirttim. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın dünya ünlü isimlerin üzerine gitmesi ki bence bu iki takım kadrosu Galatasaray'ın kadrosuna göre daha derin. En kıt kadroya burada Galatasaray sahip ki en fazla ihtiyacı da Galatasaray'ın var şu an transfere. Şu an benim toparladığım bilgiler doğrultusunda kaleci ve defans bölgesine hiçbir takviye düşünülmüyor. Aynen devam edilecek ki Konya maçını çıkarırsak Galatasaray ligin en az gol yiyen takımıydı zaten, biliyorsunuz. Bir de Muslera yokken. O bölgede bir sıkıntı görünmüyor şu an için. Ön libero için Fatih Terim'in çizdiği isimler net bilgi edindiğim şeye göre bu orta sahadaki üçlüyü Taylan, Seri ve İrfan Can'dan oluşturmak istiyor. Seri'de bir problem görünmüyor. Kiralama bedeli şeklinde kiralanacak Seri. Önümüzdeki yaz dönümü içerisinde zorunlu satın alma opsiyonu da Galatasaray kullanacak Seri'de. İrfan Can için de son dakika geçilen bilgiye göre hiçbir takaslar devreden çıkarılmış. 2,5 milyon euro bu ara dönem transfer için ödeme. Sene sonu içinde 5 milyon, toplam 7,5 milyon euroya el sıkışılmış diye. Galatasaray'ın da bir TFF'den harcama limiti var. 1 milyon euroluk. Hani UEFA, FF, Financial Fair bile kalkıyor ama TFF'nin, bizim yani federasyonun koyduğu harcama limiti tabii devam ediyor. Ona göre de Galatasaray'ın 1 milyon euro limiti var şu anda. Satış yapması şart. Bir transferi teslim ettirmesi için. Evet, oraya ben gelecektim. Sen söyledin. Oradaki İrfan Can'ın gelişiyle Pilese, dışarıda kalacak isim Belhanda olacak. Belhanda'ya bir iki talep varmış. İsimleri söylenmiyor. Biri yurt dışı, biri de yurt içiymiş. O yurt içi ismin de Başakşehir olduğu söyleniyor. O konuda büyük ihtimal senin dediğin o sıkıntıyı Belhanda ile çözecek Galatasaray. Onun dışında kanat konusunda Onyekuru, biliyorsunuz, geçtiğimiz seneden beri antrenman yapıyor ama maç eksikliği var. Hiçbir maça çıkmadı Monaco'da. Oynamadı. Fatih Terim de bunu düşünerek önüne yeni bir opsiyon konuldu. Öne çıkan isim de Aston Villa'lı Trezeguet. Menajeri Galatasaray'la temas halinde şu an. Eski Kasımpaşalı. Eski Kasımpaşalı. Ve o da biliyorsunuz Aston Villa'da sürekli oynayan bir oyuncu şu an. Yani izlediğim kadarıyla bayağı da iyi oynuyor. Aston Villa'nın form düzeyi biraz düşük olsa bile orada süre alıyor sonuç olarak. Oynadığı ligde Premier Lig. Fatih Terim, Onyekuru zaten dünden razı. Öyle söyleniyor. Trezeguet konusunda bir tereddüt var. Eğer Trezeguet'in şartları Onyekuru'ya göre daha iyi olursa Galatasaray Trezeguet'den yana hamlesini kullanacak gibi görünüyor. Forvet konusunda Kırıvelli için bir girişim vardı. O girişim Başakşehir'in çok yüksek ücret bildirmesinden dolayı dosyası kaldırıldı. Şu an kiralama formülü üzerinde, şu an hatta idari menajer şu an Almanya'da. Sörloth üzerinde hamleler var Galatasaray'ın. Kiralama bedelinde 6 aylık. O konuda da bir girişim olursa Sörloth Galatasaray'a yakın diyebiliriz. Galatasaray'ın peki ön libero'da özellikle bir transfere ihtiyacı olduğu şart. Zaten ilk başlarken de yapamadı. Şimdi evet. Seri oraya, hani o da oynamayan bir oyuncu. Baktığınızda Etobo'dan ne kadar farklı olur diye insan düşünüyor. Orada daha oynayan, hazır bir oyuncuya ihtiyacı yok mu Galatasaray? Onu söyleyecektim. Onun dışında 2-3 tane daha o bölgeye isimler geçiliyor, biliyorsunuz. Birisi Malatya Sporlu Yusuf diye söyleniyor. O şu an ciddi görüşme halinde Galatasaray Malatya Spor'la. Bir diğer oyuncu Kasımpaşa'dan Aytaç Kara. Bir diğer oyuncu da Alanyaspor'dan Salih Uçan. Bunlar direkt 11 değil de yedek opsiyonlu gelecek oyuncular. Serideki bu sıkıntı varsa eğer form düzeyinde, Fatih Terim herhalde buradan gelecek oyuncularla o bölgedeki sıkıntıyı giderebilir diye düşünüyorum. Peki Belhanda satılırsa eğer bu sefer de orada bir boşluk oluşacak. Yani... İrfan Can var ama İrfan Can biliyorsunuz 8-10 mevkinde oynayabiliyor. Orada daha kadroda saymadığımız Emre Kılıç var. Onu biliyorsunuz artık, devre dışı bıraktık. Yedeğe attık. Yani orada hamle yapabilir Fatih Terim. Belhanda'yı aramaz Galatasaray. Ya ben şöyle bakıyorum, hani olan kadronun üzerine bir şey eklemeniz lazım ki o zaman takviye denilebilir, takviye edensin. Yani oynayan bir oyuncunuzu, kadrodaki olan bir oyuncu, hem de elinizdeki en hani oynamadığı zaman görüyoruz. Orta sahada en topu bilen, keşke bu maç olsaydı denen olmadığı zaman Belhanda'dan bahsediyoruz. Elinizdeki onu bir oyuncuyu gönderip yani yeni bir oyuncuyu oraya koyduğunuz zaman bununla da... Şimdi bu 16 maçı izledik Basri senle. Hepimiz izledik Galatasaray'ı. Şimdi bu hamlelerden sonra oluşacak ileri uçlardaki 6'yı kafamda kurgulayınca mesela Taylan, Seri, İrfan Can, Trezeguet, Feguli, Sörloth. Yani inanılmaz bir değişim oluyor. Yani bilmiyorum. Ve formda olursa bu oyuncular, bir de biliyorsunuz ligimizdeki oyuncular, Konyaspor sadece bunu Galatasaray'ın üstüne geldi. Çoğu Anadolu takımı bu belli başlı takımların üstüne gelmiyor. Bekliyorlar. Bekleyen takımlar da bu saydığım 6 oyuncu çok rahat açar. Peki bir de Lüyün'de mi durum var Galatasaray'da? Evet. O da son zamanlardaki performansından Galatasaray memnun değil. Yönetim olarak da bazı herhalde disiplinsiz davranışları oluyormuş. Oradan da bir sıkıntı var herhalde. Hani her bir tek gelirse satılması gündemde. Sen defansa hani bir takviye düşüncesi yok dedin gerçi ama yani ama herhalde iyi bir teklif gelirse satılır gibi mi geliyor? Evet. İyi bir teklif gelirse işte kriter o. İyi bir teklif gelmezse Haziran ayına bırakılacak Lündem'in. Onun sıkıntısı bu Konyaspor maçındaki yüzünden de belliydi. Yaptırdığı penaltı çok acemiceydi biliyorsunuz. Orada istop yerine direkt vursa kornere yahut da hiç pozisyon olmayacaktı. Hal ve hareketlerine belli. Antrenmanlara geç geliyormuş. Takım arkadaşlarıyla hiç konuşmuyormuş. Edindiğimiz bilgiler yani antrenmanda da varmış sıkıntıları. Fatih Terim de bunu artık izlediği için tespit etmiş. Yani şu an satılacak listesinde benim duyduğum 1. sıradaymış. Ama Galatasaray ona bir maliyet ortaya koydu biliyorsunuz. Bonservisiyle aldı. En azından o verdiği para kadar bir teklif gelecek ki Galatasaray'da elden çıkarsın. O teklif olursa yarın satılır. Olmazsa Haziran'ı beklerler. O yüzden söyledim. Eğer yarın da satılırsa havuza para gireceği için onun yerine kesinlikle hamle, yani yerine bir oyuncu bakılıp hamlesini Galatasaray yapar. Evet, Galatasaray'ın önümüzde çok bir zaman da yok gerçi. Her hafta maç devam ediyor. Aralık verilmeyecek. O yüzden Galatasaray yönetiminin de elini çabuk tutması lazım ki dediğiniz gibi oyuncu satması şart, hem de acil olarak ve yüksek miktarda bir meblağ eden bir oyuncu satışı yapması lazım. Gerçekten işi zor Galatasaray yönetiminin, ama dediğin futbolcular gelirse hakikaten özellikle 3. maçta İşin rengi değişir biraz. Çok kuvvetli bir Galatasaray izleriz ikinci yarıda. Teşekkürler Murat, verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.